Bu villa kendi elektriğini kendisi üretiyor. Bu evin fiyatında da bir indirim oluştu. Yüzmeyi sevenler için söylemek istiyorum. Biz bu villayı gördük. Evet çok güzel. Hadi gidelim alalım. Olmuyor. Bu evi satın alırken iki kere düşünmenizi rica ediyorum sizden. Bu çeşme aparatını unutmuşlar. Benim kara listeye aldığım müteahhitler var kuş arasında. Hangi müteahhit ne malzeme kullanıyor? Bölge nasıl? Altyapı nasıl? Üst yapı nasıl? Bu eve doktor girmeyecek. Hatta burada dokunmatik musluğumuz var. Parmağınızla şuraya dokunuyorsunuz. Yani yanına geldiğiniz zaman sensör sizi algılıyor ve bunun altında açıkçası duş almak isterdim. Yazın yıldızları seyredin. Bir ateş çukurumuz var burada. Sinema odamız var. Havuzu büyük yaptığınız zaman evi küçük yapmanız gerekiyor. Ve dolayısıyla böyle karanlıkta böyle prizi ararken ufak tefek kazalar geçirebiliyoruz. Bunların yan tarafında led ışıkları var. 3,5-4 ay daha havuzu kullanabiliyorsunuz. Hemen alıp hemen de oturabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Değirmendere Mahallesi'ndeyiz. Neredeyiz? 10 villalık villa projemizdeyiz. Ve buradan plaja 1500 metre yürüme mesafesindeyiz. Ve bu villalarımızın hepsinde güneş enerjisi paneli var. Yani bu villa kendi elektriğini kendisi üretiyor. Şimdi giriş kapısından başlayalım. Ve bu güzel villamızı birlikte tanıyalım. Villamızın şu an tam giriş kısmındayız ve aracınızla geldiğiniz zaman aracınızı buraya park edebilirsiniz. Ve burada toplamda 2 tane araçlık araç otoparkımız var. Karşı tarafta bir güvenlik girişimiz var. Oradan gelip buraya park edebiliyorsunuz. Yani bir güvenliğimiz var burada. Dolayısıyla güvenlikten geçtikten sonra site içerisi yoldan aracınızı gelip buraya park edebilirsiniz. Ve bu villamız çok çok farklı bir villa. Birazdan göreceğiz. Bu evde şömine var, sinema odası var. Yani çok güzel özelliklerimiz var. Birazdan hepsini göstereceğim. Hatta burada dokunmatik musluğumuz var. Yani bataryalarımız var. Onlara kadar hepsini birlikte inceleyeceğiz. Villamızın bahçesine geldiğimiz zaman burada 690 metrekare kullanım alanına sahip olan arsanın içerisinde villamız var. Ve hemen karşı tarafında, aracın hemen ön tarafında oldukça yaşlı bir zeytin ağacımız var. Müteahhit firmayı da tebrik ediyorum çünkü bu ağacı kesmemiş, inşaat zamanından kalmış burada ve çok da güzel bir gövdesi var. Sanıyorum bu herhalde 150-200 yıllık olduğunu düşünüyorum. Bahçemize gelecek olursak çok güzel şu an bir peyzaj alanımız var. Güzel bir bahçe payımız var. Villamızın ön cephesini birlikte gezeceğiz. Oldukça burada büyük bir bahçe kullanım alanımız var. Ve evler arasında da gerçekten çok güzel bir mesafemiz var burada. Hemen sol tarafında bir muz ağacımız var. Ve yürüme yolumuzdan evimizin giriş kapısına doğru geçelim. Ve bu güzel villamızı birlikte yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Adım taşlarımızdan hemen villamızın giriş kapısına geliyoruz. Ve giriş kapısına geldiğimizde Sur marka ahşap bir çelik kapımız var burada. Hemen üst tarafında görüyorsunuz alarm sistemimiz var. Yani alarm sistemine kadar düşünülmüş ve bunun montajı da yapılmış. Siz geldiğiniz zaman da bunların hepsi de hali hazır durumda. Hatta şu anda da takıldığını görüyorsunuz. Ve şu an bu villalarımız bitmiş. Hemen alıp hemen de oturabilirsiniz. Hemen sağ tarafında villamızın dış cephesine baktığımızda granit püskürtme sıva kullanılmış. Ve beyaz ve gri renklerine önem verilmiş villamızda. Şimdi villamızın yavaş yavaş içerisine doğru geçiyoruz. Villamızın içerisine geldiğimiz zaman hemen karşı tarafında bir merdivenimiz var. Oldukça yüksek bir galeri boşluğumuz var. Hemen sağ tarafında şöminemiz var. Oraya geçmeden önce hemen karşı tarafında zemin katta bir tuvalet ve duş yerimiz var. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Hemen sağ tarafında bir Hilton lavabomuz var. Burada sensörlü, yani yanına geldiğiniz zaman sensör sizi algılıyor ve dolayısıyla kapağı açılıyor. Hemen karşı tarafında bir duşa kabinimiz var, pencereli. Ve burada bütün Vitrifiye malzemeleri de hepsi Vitra marka olarak düşünülmüş. Sensörler tabii şu an devre dışı, yani şu an ev kullanılmadığı için aktif hale getirilmedi. Siz buraya satın aldığınız zaman hepsi kontrol edilecek ve size hepsi çalışır durumda teslim edilecek. Zemin katta bir yatak odamız var. Yatak odasının içerisine girdiğimizde yerlerde laminat parke kullanıldığını görebiliyoruz. Ve hemen burada içerisinde bir tuvalet ve duşumuz da var. Yine aynı şekilde lavabomuz, yan tarafında sensörlü tuvaletimiz ve sol tarafında ise burada yine Vitra marka bir bataryası ve duş yerimiz bulunuyor ve penceresi de burada konumlandırılmış. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Burada zemin katta 2 tane tuvalet ve duş alanımız var.
Dolayısıyla bu da oldukça kullanışlı olur diye düşünüyorum. Tabii belki temizliği biraz zor olabilir ama bu villamızda oldukça bol bol tuvalet ve duş alanlarımız var. Ve zemin kattaki yatak odamızdan dışarıyı, peyzaj alanını, havuz alanını görebiliyoruz. Hemen salona dönüyoruz, koridorumuza dönüyoruz. Yerlerde 60'a 120 seramikleri görebiliyoruz. Gri renklerde kullanılmış, hemen sol tarafımda. Burada bir şöminemiz var, onun şöminemiz var. Burada kabartmalı bir sıva tercih edilmiş ve üst tarafa doğru yüksek bir galeri boşluğumuz var. Yani buradan güzel şık bir avize sallandırabilirsiniz. Buraya çok güzel bir ambiyans verebilirsiniz. Ve hemen karşı tarafımda mutfağımız var. Mutfağa baktığımızda tezgahımız açık renklerde düşünülmüş. Üzerinde hafif kırık böyle gri renkler var. Ve burada bataryamız Artema olarak düşünülmüş. Hemen tezgahın altında ise bulaşık makinesi yeri konumlandırılmış. Bu bölümümüze baktığımız zaman burada bir adamımız var. Ocağımız burada yer alıyor. Hemen üst tarafına ise karbon filtreli havalandırma sistemi, aspiratör kurabilirsiniz. Ve salon alanına geliyoruz. Bu bölümümüzde salonumuz var. Ve karşı tarafta ise yemek masanızı koyabileceğiniz bir alanımız var burada. Tabii buradan da dışarıya çıkabiliyoruz. Tabii ki kamera bunu yansıtmaz. Bugün hava biraz da puslu. Zaten herhalde görüntülerden de görüyorsunuz. Çünkü kış aylarında bazen hava puslu olabiliyor. Puslu olduğu zaman da deniz manzaraları çok net çıkmayabiliyor. Dolayısıyla burada ön tarafımızda hemen onu izah edeyim. Oldukça büyük bir yeşil alanımız var. Havuzumuz var. Bu bölümde de oturma yerimiz var. Yani bir ateş çukurumuz var burada. Havuza girip çıktıktan sonra bu bölümü kullanabilirsiniz ve burada etrafından su geçiyor. Yani havuzdan gelen su burada bu şekilde oturduğunuz yerin etrafına çok güzel değişik bir ambiyansı var burada. Bu villamızın çok güzel bir havuzu var. Yani yüzmeyi sevenler için söylemek istiyorum. 17 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde oldukça büyük bir havuzumuz var. Yani toplamda 51 metrekare burada havuzumuz var. Ve burada uzunlamasını yüzebilirsiniz. Özellikle kulaç atabilirsiniz. Genelde biliyorsunuz özel havuzları hep sizlere tanıtıyorum. Genelde görüyorsunuz havuz alanları biraz daha küçük oluyor. Çünkü bu biraz da inşaat durumundan dolayı imar durumu var. Çünkü havuzu büyük yaptığınız zaman evi küçük yapmanız gerekiyor. Böyle bir imar durumu var. Bundan dolayı da müteahhitler de tabii ki büyük havuzlar yapmak istiyor. Ama bu nedenlerden dolayı yapamıyorlar. Burada oldukça büyük bir havuz gözümüze çarpıyor. Ve hemen ön tarafımızda oldukça güzel büyük bir peyzaj alanımız var. Ve tabii ki üst kattan güzel bir manzaramız var. Zemin kattan da buradan görebiliyoruz. Ve size şunu söylemek istiyorum. Yani biz şu anda 10 villalık bir sitedeyiz. Ve sitenin en ön cephesindeyiz. Yani benim sağ tarafım güney, karşı tarafım doğu, sol tarafım kuzey ve arka tarafım ise batı. Yani siz buradan denize bakıyorsunuz. Dolayısıyla ön cephemiz bizim burası oluyor. Yani aslında bu villamızın 4 tane cephesi var. Çünkü 4 tarafı kendine ait. Villalar genelde 4 cepheli oluyor. Ama tabii ki evin baktığı konum çok çok önemli. Buradan da batıya bakıyorsunuz. Yani gün batımına ve denize bakıyorsunuz. Hemen ön tarafımızda görüyorsunuz bir arsa görünüyor orada. Ancak orası arsa değil. Yani burayı satın almak istediğinizde bunu belediyeden teyit edebilirsiniz. Orası belediyenin yeşil alanı. Yani orada bir park alanı olacak. Bunu ben imar durumundan da baktım. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ve sizler de buraya geldiğinizde bu villayı eğer ki satın almak isterseniz bunu belediyeden teyit edebilirsiniz. Ve bu videoları ciddi anlamda emekler vererek çekiyoruz. O yüzden ben ekibime çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler sayesinde 10.000 aboneyi geçtik. Çok güzel bir yolda ilerliyoruz. Ve bunun için hem ekibime hem de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Aslında görünen yüz hep benim. Ama arka planda kahramanlarımız var, ekibim var. Bunlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Üstüne basa basa çok söyledim biliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizler sayesinde 10.000 aboneye ve bu kadar ciddi izlenmelere sahip olduk. Ve biliyorsunuz Kuşadası'nda ilk defa özel havuzlu lüks villaların tanıtımlarına biz başlamıştık. Ve güzel yolda da ilerliyoruz. Çünkü bizim alanımız özel havuzlu ve lüks villalar. Ve şu an Kuşadası'nda yaklaşık 80-85 tane özel havuzlu lüks projemiz var. Bunların hepsini de hemen hemen çektik.
Yani birkaç tane kaldı. Artık bilmiyorum nasıl yapacağız. Çünkü yeni villalar da çıkıyor ama şu an inşaat aşamasında. Belki projeden çekeriz. Bakacağız artık duruma ama kanalımıza sürekli videolar yüklüyoruz. Şimdi villamızın biraz bahçesinden de detaylı olarak bahsetmek istiyorum. Bu müteahhit firmayı da çok çok tebrik ediyorum. Neden? Çünkü ön tarafımda iki tane zeytin ağacımız var. Arkada bir tane büyük bir zeytin ağacı görmüştünüz zaten. Ve hemen sağ tarafımda da limon servileri dikilmiş. Ve bu bölümümüzde bir terasımız var. Teras alanımızda da hemen salondan çıkabiliyorsunuz buraya. Ve buraya da masanızı, sandalyenizi atıp burada ailenizle, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ve hemen üst tarafımıza baktığımız zaman üst tarafımız elektrikli, yani kumanda sistemli. Buraya geldiğiniz zaman isterseniz üstünü kapatın, isterseniz de üstünü açıp yazın, yıldızları seyredin. Yani burada gerçekten çok güzel bir yer var. Hatta isterseniz bunun etrafını camla çevirip burayı bir kış bahçesi haline de getirebilirsiniz. Ve hemen burada zeminde motor dairesiyle birlikte denge deposu da bu bölümümüzde yer almış ve evimizin dış cephesine baktığımızda bu bölümde oldukça büyük iki tane cam var ve oldukça içeriği de ferah gösteriyor. Hemen sağ tarafımda burada tabii bir boru görünüyor. Açıkçası bu boru görünmese çok da güzel olurmuş. Çünkü gerçekten de bu villamız çok güzel. Şimdi evimizin içerisine doğru geçelim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu villamızda bodrum katımız var, sinema odamız var. Sinema odasını göstereceğim birazdan size ve çamaşır odası var vesaire. Ayrıca bu villamızda yerden ısıtma sistemi var. Şömineyi zaten söylemiştim. Bir de klimaların altyapı sistemi var ve siz burayı satın aldığınızda 3 türlü ısıtabiliyorsunuz ve klimayla da soğutabilme imkanınız bulunuyor. Şimdi üst katımıza doğru çıkıyoruz. Ahşap merdivenlerimizden doğru üst kata doğru çıkıyoruz. En alt katı da birazdan tanıtacağım size ve hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu villamız tabanda 84 metrekareye oturuyor ve toplamda 285 metrekare brüt kullanım alanımız var. 268 metrekarede net kullanım alanımız var. Oldukça büyük bir villa. Ve burada dışarıda söylemiştim, iki tane büyük camımız vardı. Burada iki tane bu büyük camımızı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hatta ben şu anda bakamıyorum çünkü güneş buraya evin içine vuruyor. Hatta atalarımız diyor ki güneş girmeyen eve doktor girer. Bu eve güneş giriyor ve bu eve doktor girmeyecek. Ona göre bu evi satın aldığınızda çok uzun ömürlü olabilirsiniz. Bu evi satın alırken iki kere düşünmenizi rica ediyorum sizden. Şimdi üst katta koridorumuzdayız ve hemen benim sağ tarafımda küçük bir çamaşır odamız var. Çamaşır kurutma ve çamaşır yıkama makinenizi de burada barındırabilirsiniz. Bu da çok güzel düşünülmüş. Bence olması gerekiyor böyle yerlerin, böyle villalarda. Ve şu anda bir yatak odamıza geldik. Zemin katta bir yatak odası görmüştük. Bu yatak odamız da aynı alt kattaki gibi yerlerde laminat parke kullanılmış. Ve burada ön tarafımızda balkonumuz var. Balkondan buradan hem dağ manzarasını görebiliyorum. Hemen Deniz Hanım'dan rica ederim bize göstersin. Hem dağ manzarasını görebiliyorum, hem havuzla birlikte bahçeyi de buradan görebiliyoruz. Ve villamızın içerisine girerken kapı pencerelerimizin hepsinin alüminyum olduğunu görüyoruz. Bütün kapı pencerelerimizin hepsinde elektrikli panjurumuz var. Ve bu odamızın içerisinde ise aynı alt kattaki gibi bir tuvalet ve duş alanımız var. Ve bu evde ne var biliyor musunuz? Yani şurada burgu oluyor ya, ya da kaldırıyorsunuz böyle çeşmeyi açıyorsunuz. Bu evin bu çeşme aparatını unutmuşlar. Yani açamıyorsunuz. Şaka yapıyorum tabii ki. Nasıl oluyor? Şöyle göstereyim hemen. Parmağınızla şuraya dokunuyorsunuz ve çeşme açılıyor. Parmağınızla kapattığınız zaman tekrar kapanıyor. Yani burada dokunmatik bir musluk var. Pardon, yanlışlıkla dokundum. Benim gibi çok dokunursanız su israfı çok olur. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Hemen arka tarafımda, üst tarafında sensörü gördüğünüz, biraz önce alt katta da söylemiştim. Yanına yaklaştığınız zaman sensör sizi görüyor ve kapak otomatikman açılıyor. Dolayısıyla elinizi değirmiyorsunuz. Yani hijyen açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence bu tür projelerde kullanılması kesinlikle gerekiyor. Güzel bir duşakabinimiz var. Güzel bir alan. Yani ne çok küçük ne de çok büyük. Tam ideal. Ve burada iki tane pencere bırakılmış. Bunlar da açıkçası çok da güzel olmuş. Çünkü havalandırmak için iki tane pencere oldukça fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve bir diğer yatak odamıza geliyoruz. Burada bir yatak odamız daha var. Burası da evimizin ilk giriş kısmına bakıyor. Ve aracımızı park ettiğimiz yere, bahçemize, peyzajımıza bakıyor. Karşıda aracımız var ve hemen benden tarafta da bahçemiz var. Zeytin ağacını da buradan görebiliyorum. Ve bu odamızın içerisinde de yine bir tuvalet ve duş alanı da bulunuyor. Hemen şu şekilde
kısaca buraya da göstermiş olalım. Yine penceresi de burada bulunuyor. Şimdi Anayatak Odamız'a geçeceğiz. Anayatak Odamız'ı da birlikte göreceğiz. Bakalım Anayatak Odamız da bizleri ne karşılayacak? Ön cephemizde bakıyor. Anayatak Odamız içerisine geldiğimiz zaman yine yerlerde laminar parke düşünülmüş. Hemen benim karşı tarafımda bir yatak başlığımız var. Sağ ve sol tarafımda prizlerimiz var. Priz demişken bu arada hemen size söylemek istiyorum. Şöyle göstereyim. Panasonic marka. Bunları gidip satın alamıyorsunuz çünkü bunlar özel üretim. Dolayısıyla inşaata başladığı zaman müteahhitler özel olarak bunları ürettiriyorlar. Ve bunların bir ayrıcalığı, hatta iki ayrıcalığı var. Mesela geceleyin kalktığınız zaman karanlık olabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla karanlıkta böyle priz ararken böyle biraz saçmalayabiliyoruz. Veya ufak tefek kazalar geçirebiliyoruz. Bunların yan tarafında led ışıkları var. Ve geceleri kalktığınız zaman ledler sayesinde, lambalar sayesinde prizin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bunun haricinde de şurası metal kasa. Yani oldukça ağır bir malzeme ve pahalı bir malzeme. Açıkçası her firmada bunu maliyetlerden dolayı kullanamıyor. Burada bir giyinme dolabımız var. Yani bir giyinme odamız var. Sağ, sol ve arka kısmında. Tabii ki biraz daha büyük olsa belki çok çok daha güzel, daha kullanışlı olabilirmiş. Belki karşı tarafa da bu kısma bir dolap yaptırabilirsiniz. Tabii burada da bir TV ünitesi var. Eğer ki televizyon izlemeyi istemiyorsanız buraya bir dolap daha yaptırabilme imkanınız var. Şimdi Anayatak Odamızın içerisindeki duşa geldik, tuvalete geldik. Hemen benim sol tarafımda yine sensörlü bir tuvaletimiz var. Hemen bu bölüme baktığımız zaman yine dokunmatik olarak şu şekilde bir çeşmemiz var. Geniş bir evyemiz var. Dolaplarımız... Şunu kapatalım hemen. Dolaplarımız gri renklerde düşünülmüş. Üst tarafında oldukça büyük bir aynamız var. Duvarlarda ise ahşap görünümlü seramiğe önem verilmiş. Ve bu bölümümüze bakalım. Bu bölümümüzde bir duşakabinimiz var. Duşakabinimizin içerisinde de girdiğiniz zaman buradan duş alırken bile denizi görebiliyorsunuz. Böyle de güzel bir avantajımız var. Tabii şu anda manzara çıkmıyor biliyorum. Ancak buraya geldiğiniz zaman gözünüzle gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Çünkü ben asla yalan konuşmayı sevmiyorum. Yani görmediğim bir şeyi size görüyormuş gibi kesinlikle anlatamam. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman bu manzarayı buradan görebilirsiniz. Çünkü şu anda öğleden sonra saatleri olduğu için biraz hava puslu. Puslu olduğu için ve denizde mavi olmadığı için tam net olarak kameradan göremiyorsunuz. Tabii de geniş açı var. Geniş açılarda çekiyoruz. Yani kamera açısıyla göz açısı birbirini tutmuyor. Bunları hep sürekli dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü hani bunlar benim için çok önemli. Açıkçası ben de bazen kendi videolarımı izliyorum. Anlatıyorum ama manzara hani göremiyorum. Ama ben aslında orada görüyorum. Yani buraya geldiğinizde bana hak vereceksiniz. Burada bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi'nin içerisinde keyif yaparken bile buradaki manzaraya sahipsiniz. Ve bilmiyorum dikkatinizi çekti mi. Burada oldukça fazla vakit geçirdik biliyorum. Çünkü gerçekten güzel. Yani tuvalet, banyo hem geniş hem jacuzzi var. Hem çok bol pencere var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi. Çünkü oldukça aydınlık ve ferah burası. Ve buradan dediğim gibi denizi, dağ manzarasını, yeşillik manzarasını da görebiliyorsunuz. Bunların haricinde bir detay daha göstermek istiyorum size. Duşun içerisine girdiğiniz zaman bakın alosu burada var zaten. Burada yine çeşmesi de var. Ve bakın hemen size göstermek istiyorum. Tavana bakın. Hemen tavanı gösterelim. Ve gerçekten de burada tavanda 2, 4, 6 tane fıskiyesi var. Ve bunun altında açıkçası duş almak isterdim. Oldukça çok güzel görünüyor çünkü. Şimdi devam edelim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Balkona çıktığımda gösteririm. Bir penceremiz daha var ve o penceremizde yine banyoya bakıyor. Yani banyoyu havalandırabilmeniz için burada da bir pencere daha bırakılmış ve içeriği buradan görebiliyorum. Tabii siz isterseniz buna folyo yapabilirsiniz ya da içeriden dışarıyı görebildiğiniz ama dışarıdan içeriği görünmeyen bazı folyolar var. Onlardan da yapabilirsiniz ya da bir jalüzi de yaptırabilirsiniz. Hemen burada yine metal kasa panasonimiz, prizlerimiz yer alıyor. Burada bir balkonumuz var. Balkonda da burada iki tane berjer atıp veya bir sandalye atıp burada da bu manzaraya karşı oturabilirsiniz. Gün batımını da buradan izleyebilirsiniz. Ve şu an havuzumuz boş. Boş olduğu için de böyle çok da böyle gözü hitap etmiyor açıkçası. Çünkü aslında ben buranın akşam resimlerini çekmek isterdim. Keşke havuz dolu olsaydı. Tabii şu anda havuz mevsimini geçtik. Yani artık kış aylarındayız. Aslında bu mevsimde bile havuzu kullanabilenler var burada. Hatta dün gördüm denize giriyorlardı. Ama şöyle
Bu özel havuzlu evlerde benim tavsiye ettiğim bazı şeyler var. Özellikle ısı pompasını çok tavsiye ediyorum. Çünkü Ege burası hava ılıman bir iklimi var. Yani çok soğuk olmuyor burası. Ama tabii ki biz üşüyoruz, bize bakmayın. Çünkü biz Ege'de doğup büyüdüğümüz için açıkçası böyle 15 dereceyi görünce, 20 dereceyi görünce biz biraz böyle hemen hasta oluyoruz, üşüyoruz. Ama tabii ki yurt dışından gelenler veya şehir dışından gelen insanlar, müşterilerimiz buradaki havanın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Özellikle doktorlar bile çok tavsiye ediyor. Ve havuzların yani sezonunu uzatmak için normalde havuzlar şöyle söyleyeyim size, Haziran gibi açılır, Eylül gibi kapanır. Ama siz örnek veriyorum Nisan'da geldiniz. Nisan'da da kullanabilirsiniz. Çünkü ısı pompasını taktığınız zaman biraz daha böyle dereceyi arttırıyorsunuz. Böyle sezon başı 1,5 ay, sezon sonu 1,5-2 ay uzattığınızda toplamda yaklaşık 3,5-4 ay daha havuzu kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir avantaj oluyor. Ve bu evimizde alarm var, göstermiştim size. Şimdi buradan balkondan güzel bir dağ manzaramız var. Buradan dağı görebiliyoruz. Yan tarafımız dağ. O yüzden burası oldukça bol, oksijenimiz de var. Karşı tarafta zeytin ağaçlarımız var çünkü. Ve burada biraz önce söylediğim gibi ön tarafımızda yeşil alan var. O yüzden manzaramız da kesinlikle kapanmıyor. Şimdi bodrum katımıza inelim. Tabii ki bodrum kattan da size çok güzel anlatacak olduğum şeyler var. Ve videolarımızı like atıp yorum atmayı ihmal etmeyin. Bu arada abone olduktan sonra lütfen tabii ki abone olun. Abone butonlarını hemen basalım. Şimdi bekliyorum. Hemen basalım abone butonlarına. Evet. Bastıktan sonra orada bir zil var. Zile de basalım ve tümü diyelim. Yani bütün bildirimleri açın. Her video yüklediğim zaman size bildirim gelsin. Siz de müsait olduğunuz zaman sabah kahvaltılarınızda, akşam yemeklerinizde veya müsait olduğunuz zaman videolarımızı izleyin ve videolarımızı da sevdiklerinizle lütfen paylaşın. Çünkü gerçekten çok çok büyük emekler veriyoruz sizler için. Sizlere bu evleri gösterebilmek için. O yüzden ne kadar fazla abone olursanız, beğeni atıp yorum atarsanız YouTube diyor ki, aa diyor bu video güzel, etkileşim güzel. O yüzden diyor ben bu videoyu alayım, öneriler kısmında diyor çıkartayım diyor. Bizlere destek olmak için sizlerden tek istediğimiz şey videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmanız. Hatta WhatsApp durumlarınızda bu evlerimizin linkini, videolarını Facebook'ta, Instagram'da da paylaşabilirsiniz. Bizleri de çok mutlu edersiniz. Bizler de sizin gazınıza gelip açıkçası daha fazla böyle güzel videolarda çekebiliriz. Şimdi bodrum kata ineceğiz. İnmeden önce burada bir detayımız daha var. Tavanlarda bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Gömme ledler var. Burada gömme led kullanılmış. Oldukça da bence güzel görünüyor. Açıkçası akşam tabii daha güzel gösterir kendisini. Keşke havuz dolu olsaydı, havuz mevsiminde olsaydık, akşam görüntülerini de ışıl ışıl sizlere paylaşabilseydim. Bu bölümümüzde de korkuluk olarak cam kullanılmış. Buradan da alt katımızı komple böyle kuş bakışıyla çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi alt katımıza iniyoruz. Ne unuttum? Karşımda akıllı ev sistemin ekranı var. Size onu anlatmayı unuttum. Bunun için özür dilerim. Bazen böyle ufak tefek şeyleri unutabiliyoruz. Biz de insanız neticede. Bazı kelimeleri fazla söyleyebiliyoruz. Böyle bazen kötü eleştiriler de olabiliyor. Tabii ki şu an bodrum kattayız. O yüzden çok fazla bağırmamam gerekiyor. Çünkü ses yankı yapıyor. Bodrum kata indiğimizde hemen karşı tarafında güzel bir penceremiz var. Ve buraya da çok güzel bir aydınlık sağlıyor. Burada içeriye girdiğimde burada bir sinema odamız var. Bakalım hemen lambalarını açalım. Burada bir platformumuz var. İskeleti kuruldu ve tam karşı tarafına sinevizyonu buraya yansıtarak burayı sinema odası olarak kullanabilirsiniz. Yani evinizin bodrum katında bir sinema odası var. Çok güzel olmaz mıydı? Daha böyle daha çok vakit bile bazen televizyon izlemek için bile girebilirsiniz. Yani güzel de bir ses sistemi olursa tabii ki. Burada merdivenimizin alt kısmında fazlalık eşyalarınızı depolayabileceğiniz bir alanımız var. Hatta şöyle söyleyeyim size, bisiklet alıp bisikletlerinizi bile buraya koyabilirsiniz. Oldukça güzel bir alan. Hemen ön tarafımda büyük bir alanımız daha var. Hemen sağ tarafımda evimizin sıcak suyu için bir termosifon konulmuş. Sağ tarafımda elektrik panellerimiz var ve sol tarafımda ise sauna yerimiz var. İsterseniz oraya sauna yaptırabilirsiniz. Hemen sağ tarafıma geçtiğim zaman da burada bir çamaşır odamız var. İsterseniz siz burayı daha farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani burada oldukça büyük bir alanımız var. Şimdi bahçemize doğru çıkıyoruz. Bahçemize çıktık ve vedamızı yapmadan önce hemen size bir şey söylemek istiyorum. Bu projemizde toplamda 10 tane villamız var ve en önde 2 tane villamız var.
Burada hem müteahhitin hem arsa sahibinin, çünkü burası kat karşılığı bir yerdi ve burada hem müteahhitimizin hem de arsa sahibimizin satılık evleri vardı. Tabii satılan evlerimiz de var. Ve burada en öndeki villamız, tabii burada en güzel konumlu villamız. Açıkçası bu evin fiyatında da bir indirim oluştu. Dolayısıyla bu evin fiyatını yorumlara yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir indirim de oluştu çünkü burada fiyatı gayet makul bence. Yani bu benim fikrim. Görmek için de mutlaka bizimle bir randevu oluşturmanız gerekiyor. Buraya gelmeden önce mutlaka ama mutlaka randevu oluşturmanız gerekiyor. Çünkü aniden geldiğiniz zaman, yani Niyazi Bey işte biz bir lokasyonu gezelim dedik geldik dediğiniz zaman çekimlerimiz oluyor, müşterilerimiz oluyor. Sürekli yoğun oluyoruz. O yüzden belli bir düzende ilerliyoruz. Ekrandaki çıkan numaradan bizi aradığınız zaman Deniz Hanım sizleri karşılıyor telefonda. Sizlere randevu oluşturuyor. Ve randevu takvimine yazdığı zaman da ben onu sistemden görebiliyorum. Ve siz buraya geldiğiniz zaman önce sizi anlıyoruz, dinliyoruz. Şeffaf bir şekilde her şeyi konuşuyoruz. Ve size lokasyonlar hakkında, inşaatlar hakkında bilgi veriyorum. Çünkü açıkçası benim kara listeye aldığım müteahhitler var kuşağısında. Bundan ötürü işini iyi yapan müteahhit var, iyi yapmayan müteahhitler var. Buraya geldiğinizde şeffaf bir şekilde konuşabilmemiz lazım ki bazı şeyleri sizlere söylemem gerekiyor. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Bazı firmaların ticaretleri çok güzel, inşaatları kötü. Bazı firmaların inşaatları çok güzel ama ticaretleri kötü. Bazı firmaların da inşaatları da güzel, ticaretleri de güzel, insanlar da güzel. Verdikleri sözlerin arkasında da duruyorlar. Çünkü benim görmüş olduğum, yani bunu saklamanın bir mantığı yok. Şöyle söyleyeyim size, etraftan duyduğum, mesela örnek veriyorum. Ya Niyazi Bey biz geldik Kuşadası'ndan ev aldık, X bir emlakla gittik ya da kendimiz gittik aldık vesaire. Çok çok böyle problemler yaşadık. Şöyle söyleyeyim, ben sizlere kılavuzluk yapıyorum. Ben 11 senedir bu işi yapıyorum. Son 4-4,5 seneden beri profesyonel olarak çalışıyorum. Ve sizler için sürekli sahadayım. Hangi müteahhit nasıl çalışıyor? Hangi müteahhit ne malzeme kullanıyor? Bölge nasıl? Altyapı nasıl? Üst yapı nasıl? Doğalgazı var mı? Vesaire. Müteahhitin geçmişteki yaptığı projeler, onların şikayetleri, bunların hepsini biliyorum, duyuyorum, dinliyorum. Dolayısıyla bunları da buraya geldiğiniz zaman sizlere öneriyorum. Yani aslında baktığınız zaman dışarıdan. Hani biz bu villayı gördük, evet çok güzel. Bu villa için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Biz bu villayı gördük, evet çok güzel. Hadi gidelim alalım. Olmuyor. Olmuyor yani. Buraya gelip bazı şeyleri konuşmanız gerekiyor. Çünkü ev alıyorsunuz çok güzel ama aldıktan sonra belli başlı problemler yaşanabiliyor. Yani dolayısıyla bunlar için bizimle iletişime geçip bizimle bir randevu oluşturmanız gerekiyor. Sizler için, biz sizler için çalışıyoruz. Yani buyurun, kapımız herkese açık. Çayımızı, kahvemizi içmeye, yemeğimizi yemeye her zaman gelin. Her zaman bekliyoruz. Ve bu villamızın da fiyatını yorumlara yazacağım. Ve burada bir iki alternatifimiz daha var. Onların fiyatları biraz daha uygun. Çünkü onlarda manzara yok. Ama onların da güzel bir bahçe payları var. Daha sonra onları da tanıtacağım. YouTube kanalından bulabilirsiniz. Ve bu evlerimizi görmek için bizimle mutlaka randevu yapın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.